Arkadaşlar selamünaleyküm. Enerji konusu tüm dünya ekonomileri için en önemli meselelerden biri. Özellikle bizim gibi yoğun enerji ithal eden ülkeler ekonomilerini toparlamakta zorlanırlar. Türkiye şu anda enerji ithalatını bitirebilse, yani bütün enerji ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılayabilse bir anda cari açığı kapanabiliyor. Cari açığı olmayan ekonomi güçlü bir ekonomidir. Yani Türkiye bu alanda ne kadar fazla çalışma yaparsa o kadar güçlü bir ekonomiye sahip olacağız. O yüzden bu alanda yapılan çalışmalar her zaman önemliydi. Son yıllarda ise Türkiye bu konuya iyice odaklanmaya başladı. Milli enerji ve maden politikasıyla kaynaklarımızı mümkün olduğu kadar yerlileştirmeye çalışıyoruz. Ve bu kapsamda ciddi arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Bunların sonucunda da sondajlar başladı. Bugün biraz bunlara değinelim. 2022 yılında Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmaları nasıldı? Özellikle Gabar'da bulduğumuz petrol ne anlama geliyor? Türkiye'ye nasıl bir katkı sağlayacak? ...2022 Türkiye'nin gerçekten enerji konusunda şahlandığı bir yıl oldu. Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetmiştik. Bu rezerv bu yıl 652 milyar metreküp olarak güncellendi. Ve yine aynı bölgede 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfedildi. Yani geçtiğimiz yıl bulduğumuz toplam doğalgaz rezervi 710 milyar metreküpe yükseldi. Bunun piyasa karşılığı 1 trilyon dolar ki bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bulunan doğalgazın kullanıma sunulması da elbette önemli bir mesele. Önemli olduğu kadar da zaman alan bir mesele. Çok ciddi altyapı ve yatırım gerektiriyor. Ama Türkiye bu altyapı ve yatırımı tahminlerin çok ötesinde bir hızla yaptı. Bu sayede bu yılın ilk çeyreğinde, yani önümüzdeki birkaç ay içinde bu doğalgaz evlerde kullanılmaya başlanacak. Türkiye aynı dönemde petrol aramalarına da hız verdi. Bu konuda müjdeler denizden değil de karadan geldi. Gabar Dağı'nda 150 milyon varil net petrol rezervi olan yeni bir saha keşfedildi. 2022 yılında dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften biriydi bu. Bu yönüyle ayrıca kıymetliydi. Türkiye'nin toplam 450 milyon varil petrol rezervi vardı. Gabar'daki keşifle beraber bu 600 milyon varile çıktı. Kalkıp da Suudi Arabistan'ın filan sahip olduğu potansiyelle karşılaştırırsanız elbette çok büyük görünmüyor bu rakamlar. Ama Türkiye açısından gerçekten önemli. Bu keşiflerin öncesindeki zayıf potansiyelle bile son 20 yılda yapılan petrol ve gaz üretimi bu ülkeyi 41 milyar dolarlık ithalattan kurtardı. Her yıl bu kadar rakamdan kurtaracak hale gelirse sırtımız yere gelmez. Cari açık üzerinden düşündüğünüzde bu konunun önemi daha iyi anlaşılıyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Silivri doğalgaz depolama tesisindeki kapasite arttırma çalışmaları da tamamlandı. Kapasite 4,6 milyar metreküp'e ulaştı. Bu sayede denizlerde Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama tesisine sahip olduk. Yine Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han bu yıl görev yeri olan Akdeniz'e uğurlandı. Abdülhamid Han denizlerimizdeki sondaj filomuzun en güçlüsü olarak görev yapacak. Diğer 3 gemi Karadeniz'deki faaliyetlerine devam ederken Abdülhamid Han Akdeniz'de görev yapacak. 2022 sadece keşiflerin yılı da değildi. Enerji konusunda çok stratejik adımlar da atıldı. Şu an Türkiye'de toplam 7 uluslararası doğalgaz boru hattı, 4 LNG tesisi ve 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisi var. Bu potansiyel sayesinde Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması yönünde adımlar da atılmaya başlandı. Biz bu doğalgaz merkezi olma meselesini sadece Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki duruşu üzerinden anlatmıştık. Ama tabii ki bu enerji altyapısı potansiyeli meselenin esas sebebiydi. Yani Türkiye 2022'de enerji konusunda altın çağını yaşadı. 2023 elbette çok daha iyi olacak. Ama onu konuşmadan 2022'deki en önemli olaya, yani Gabar'daki petrol rezervi keşfine odaklanalım. Biz petrol arama konusunda yeni bir ülke sayılmayız. Belki şaşıracaksınız ama bizim ilk petrol arama ve keşif çalışmalarımız 1934 yılında başladı. 1934'ten 1955'e kadar toplamda 95 petrol kuyusu açıldı. Hani petrol yok diye kuyuların üstüne beton atılmış, kapatılmış denilen bir dönem vardı ya, işte o kuyuların büyük çoğunluğu bu dönemde kapatılmıştı. Çünkü o dönem bu işi yabancılara ihale ediyorduk. Ama 1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı kurduk ve artık milli petrol şirketimizde de bu işi yapmaya başladık. Türkiye Petrolleri o dönemden beri düzenli olarak arama ve sondaj faaliyetleri yapıyor. Ama esas atılımı 2017'den sonra gerçekleştirdi. Çünkü 2017'de Milli Enerji ve Maden Politikası ilan edildi. Ve bundan sonra bu alanda faaliyet gösteren bütün firmalar hem daha yoğun çalışmaya hem de daha düzenli hareket etmeye başladılar. Zaten Sakarya'da keşfettiğimiz trilyon dolarlık rezerv de, Gabar Dağı'nda keşfettiğimiz büyük petrol rezervi de bu politikanın sonucu. Peki Gabar'da keşfettiğimiz petrolün ne önemi var? Burada keşfedilen net rezerv 150 milyon varil. ekonomik değeri yaklaşık 12 milyar doların üstünde. Türkiye'nin petrol tüketimi günlük yaklaşık 950 bin varil ama üretim 65 bin varil civarında. Yani burada büyük bir açığımız var. İşte Gabar'da keşfedilen petrol bu açığı kapatma konusunda işimize yarayacak. Elbette tek başına bütün açığı kapatmayacak ama yeni keşfedilecek olan yerlerle birlikte enerjide millileşmemize çok büyük katkısı olacak. Enerji dediğiniz zaman işin ekonomik boyutu elbette birinci sırada geliyor. Ama en az bu kadar önemli olan bir diğer mesele de işin siyasi boyutu. Gabar'daki keşif Türkiye'nin masada elini güçlendirebilecek bir keşif. Ayrıca sahada da özellikle istihdam anlamında çok büyük etkileri olacak. Bölge yıllarca terörden dolayı yatırımların az olduğu bir bölge. Şimdi terör o bölgeden tamamen def edildiği için bölgede istihdam oluşturacak yatırımlar da başlayacaktır. Ve bu petrol keşfi bölgenin en büyük istihdam kaynağı olma potansiyeline sahip. Bir de bu keşif Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt dışında prestijini de yükseltecek. Gabar'da yapılan keşif bu açıdan da oldukça önemli. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil. Belli bir potansiyele sahip olduğu her konuda yurt dışına mutlaka açılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da bu doğrultuda daha önce yurt dışına açıldı. Mesela sadece 2022 yılında Libya, Cezayir ve Malezya gibi ülkelerle işbirliği anlaşmaları imzalandı. Gabar'daki keşiften sonra Türkiye ile bu konuda anlaşma imzalamak isteyen ülkelerin sayısı elbette artacaktır. Çünkü her keşif hem firmaların tecrübesini arttırıyor hem de anlaşma yapmak isteyen ülkelere güven veriyor. Yani bu yapılan keşifle birlikte Türkiye 2023'te enerji alanında birçok açıdan yere daha sağlam basacak. Önümüzdeki yıl bu bölgede günde 25 bin varile yakın petrol üreteceğiz. Tabi üretim sadece burada değil. Hali hazırda petrol üretmekte olduğumuz sondaj alanları zaten var. Geçtiğimiz aylarda da Adana'da 10 milyon varillik bir rezerv keşfedilmişti. Zaten bu keşifler sayesinde Türkiye günlük üretimde rekorlar açıklamaya başladı bile. Ve bu yıl içinde toplam petrol üretiminin günde 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef de Türkiye'nin şu anki durumuna bakarsak zor bir hedef sayılmaz. Yani kısaca özetlersek Türkiye 2022 yılında enerji alanında çok başarılı bir yıl geçirdi ve bu yıl yapılan çalışmalar meyvesini daha yeni girdiğimiz 2023 yılında verecek. Gabar'daki keşif birçok açıdan Türkiye'nin enerjide destan yazdığı bir sürecin başlangıcı olacak. Zaten sanayide giderek artan potansiyeli olan bir Türkiye'yi görmeye başladık. Gün geçtikçe daha fazla alanda dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz. Ama bir yandan da üretim arttıkça enerji ihtiyacı da artıyor. Zaten bu yüzden gelişmiş ülkelerin gelişmişliğinin ölçüldüğü kriterlerden biri de enerji tüketimi. Biz de geliştikçe enerji ihtiyacımız günden güne daha da artacak. Bu artışın büyüyen bir cari açığa dönüşmesini engelleyecek olan bugün bahsettiğimiz keşifler gibi keşifler. Evet, bugün ekonomide kronikleşmiş sıkıntılar var ama Gabar ya da Sakarya sahasındaki gibi büyük sondajlar bu sorunların tamamını zaman içinde bitirecek. Ve bugün konuştuğumuz gelişmelerin ilk meyvelerini de bu yıl toplamaya başlayacağız inşallah. Allah'a emanet olun.